başta burada Ercüment Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Çünkü burada Nurhan Başkanımızın mezarlığını yaptırdığından dolayı gerçekten Nurhan Başkan sevenleri adına, eşleri, dostlar adına hep gerçekten çok teşekkür ediyoruz başkanım. Böyle güzel bir mezarlığı yaptırdığınız için. Vallahi Nurhan Başkan'la çok anılarımız var şimdi. Hangisinden bahsedeyim? Yani gerçekten çok değerli bir insandı. Zamansız gitti. Allah gani gani rahmet eylesin. Herkese de buraya geldiğinden dolayı çok teşekkür ederiz. Başkanıma da buradan bir iki cümle söylemesi için. Geç tanıdım tabii ben Nurhan Başkan'ı. Geç tanıdım ama yürekli bir insandım. O yüreği hala kaybettiğimiz, yani kaza geçirdiği gün öğrendiğimiz zaman şok olmuştuk. Sonra kaybettiğimiz gün başka bir şokla şey yaptık. Hala duygu yüklüyüz. Hepimizde bir yürek var ama Nurhan Başkan'daki yürek aslında davasına, inancına olan yürekti. Bizim yaptığımız bir şey yok. Yaşatamadık. Nurhan Başkan keşke aramızda olsa. Yani mücadelesini sürdürmeye çalışacağız. Rize'de siyasi çalışma yapılırken girilmedik, kapı bırakmayacak bir yürek vardı. Hani aman şu eve gitmesek, şu mahalleye gitmesek, buraya bizi almazlar demeyecek tarzda bir yürek vardı. Ben çok sonra tanıdım gerçekten. Yani çok kısa zamanda, kimi insanları çok uzun zaman tanırsınız ama bir türlü dostluk kavramını yerleştiremezsiniz. Kimi insanları iki gün önce tanımışsınızdır ama yıllardır dostmuş gibi hissedersiniz. Nurhan Başkan da öyle biriydi. Yıllardır sanki bir dostluğumuz, bir yol arkadaşlığımız. Cumhuriyet Halk Partisi'ne girdikten sonra özellikle Atatürk devrimleri ışığında Rize'de meşaleyi düşürmemek için mücadele eden, inanan, bir derdi olduğu zaman bile başkan utanıyorum seni aramaya derdim. Hiç utanma Nurhan derdim, biz kardeşiz. Aynı yolun yolcusuyuz derdik ve orada yani birçok hele vekil seçiminde çok canhıraş denir yani böyle çalışmak ve 46 yıl sonra vekilimizi göndermekteki emek verenlerin önemli kişilerden biriydi. Her yerde yanımızda bir bakıyorduk, Nurhan hemen yanı başımızda biterdi, öyle bir yürek vardı. Ne diyeyim? Anısını yaşatacağız. Kısa zamanda biriktirdiğimiz güzel anıları böyle bugünlerde hüzün olacak bize. Ama işte gün geçtikçe anılarını yaşatarak kimi güleceğiz, kimi ağlayacağız gözyaşıyla. Orada gözyaşının bir bölgesinde Nurhan'ın adı geçecek. Gülüşümüzün bir anında Nurhan'ın yaşamı ve güzellikleri orada uçup gidecek. Yaşam böyle bir şey. Ne yapalım ki? Yani yani ölümlüyüz. Hepimiz öleceğimizi biliyoruz. Ama tabii acı bir bizim için. Yani bir de sevgili kızımız da burada. Yani onun düğün hazırlıkları dönemindeki yani mutlu anda hüzünle boğulduk. Yani unutmak da mümkün değil. Ne diyeyim? Bana da teşekkür için sağ ol ama bana teşekkür etmeyin. Bize, kendimize teşekkür edelim. İyi ki böyle bir insanla dost olmuşuz. Yaptıklarımız bir şey değil Nurhan için. Yani yapacaklarımız önemli. Yani inandığı fikirleri inşa etmek önemli. Yaptıklarımız kendi vicdanımızı rahatlatmak başka bir şey değil. Ama Nurhan'ı rahatlatacaksak onun inandığı yolda, onun yürüdüğü yolda yürümektir diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Çok mücadeleciydi. Yani yaptığı işi sonuna kadar en iyisini yapmak için uğraşırdı. Ben durduramadım onu ama yani mücadele devam etti yani.
Ne kadar frenlediysem olmadı. Çok yardımseverdi yani. Evet. Benim bilmediğim bile çok yardımları var biliyorum. Bana hiç şey etmeden yapardı, ederdi. Ne diyeyim? İşte uçtu. Müjdeli bir haber vermek lazım. İkizdere'de de vay kazandık yani. Amca Dere'nin içerisinde. Yani. Evet. Evet, yine o talanı sürdürüyorlar ama Nur'dan bir yerden bizi izliyorsa, görüyorsa mücadele ettiği Eşkence Deresi'nin o hak alma mücadelesindeki onurlu duruşu hak gördü. En azından bunu burada ifade etmek lazım. Evet, hak gördü. Bugün keşif vardı saat 11.30'da tekrar mahkeme heyeti ile birlikte. Yeniden keşif yapılıyordu. İşte onun oradaki azimli duruşu sonuç vermiş oldu. Bunu da müjdeleyelim Nur'dan bacıma. Yaşar kimi insan, yaşıyor mu ölümü bilemezsin. Aslında ölümden ayırt edemezsin. Ölür kimi insan, yaşar aramızda yarattıklarıyla, aşımızda, kavgamızda ve aşkımızda. Ne zaman unutulur bir insan? Adı unutulduğunda. Ne zaman unutulur bir insan? Yüzü unutulduğunda. Ne zaman unutulur bir insan? Düşler unutulduğunda. Şimdi onun huzurunda adını, yüzünü ve düşlerini anımsıyoruz. Onun için öldü diyebilir miyiz? Yok. Onun için ölüm yoktu. O bizim aşkımızda, bizim düşümüzde ve bizim yarınımızda yaşıyor. Bir gün yolun düşerse eğer sahile, dalarsa gözleriniz engine, hatırlayın bizden evvel gidenleri. Bugün hala yaşıyorsak, soluk alıyorsak, bilmelisiniz ki bizden evvel gidenlerin ödediği bedeldir. Biz ödenmiş bedeli yaşıyoruz. Bunların birisi de kız kardeşimiz ve yoldaşımızdı. Yaşadığımız hayatın bedelini ödedi. Şimdi biz yaşayanlar kime teşekkür etmeliyiz? Sen, ben, kızı, eşi, yoldaşları kime teşekkür etmeli? Hala yaşıyorsak eğer, hala soluk alıyorsak insan gibi bu evrende kime teşekkür etmeliyiz? Bizden evvel gidenlere. Yaşam şunca az bir şey işte. Bir defter kalır gidenlerden, ayrıştıklarımızdan bir kitap. Yıllar sonra aklına gelir de birden, bakarsın kuytu dalında bir sayfanın incecik izleri vardır diretmişliğimizden. Yaşam şunca az bir şey işte. Altı çizilmiştir kimi satırların. Gelseydiniz, karışsaydı gözünü çayın buğusuna, böyle koymazdı tozu tarak esmesi karın. Okursun, için burkulur da biraz, derin gizleri vardır birikmiş eski mektupların. Yaşam şunca az bir şey işte. Bir dostun ölüm haberi gelir, bir ihsar müzekkeresi, bir arama emri. Sen bir ilmik de atarsın acının şiirine, duyarsın biri son kez öper sevdiğini ağzından. Sokaklar iz tarlası, adresin belirsizdir. Yaşam şunca az bir şey işte. Güneş fabrika duvarlarına düşünce, sessiz adımlarla yürür sabah umut. Karışsa yankıların ışık salkımında yetişine, yazılmamış bir tarihin yalın dipnotudur bunlar, yazılır günü gelince. Yaşam şunca az bir şey işte. Daima bizimlesin. Daima seninleyiz. Andolsun unutmayacağız. Anılarına saygıyla. Merhaba. Ben Necati Ekşim. Nurdan'la Kadıköy'de karşılaştık. Kadıköy Kadın Kolu Başkanı beni aradı. Dedi ki Rize Kadın Kolu Başkanı ilçede, gelir misin? Gittim. Aşağıda bir sohbet ettik. Çok heyecanlıydım. Dedim hemşerim, ben ikizleriyle hiç bağını kesmeyen biriyim. Her sene girip geliyorum. Bu sene de seçimlere geleceğim. Rize'de görüşeceğiz. Yani çok üzüldü tabii bu şekilde. Yani yaşamın sona ermesi çok acı. Böyle çok insanımızı kaybettik ama bu tür kayıplar insanı gerçekten çok üzüyor. Ben ailesine, sevenlerine bir kez daha başsağlığı diliyorum. Anısını yaşatacağız. Fındıklı Belediye Başkanımıza da çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
Öyle iyi mi?